Bu noktaya gelene kadar nasıl anlaşılmadı peki doktor bey? Aslında bir süredir biliyorduk. Takipteydim ben. Zehra Hanım söylemek istemedi. Fakat bu noktadan sonra sizin de bilmeniz gerekir. Kayıp bu. İhmale gelmez. Ah anne ya. Kaç defa dedim doktora gidelim diye. Demek bu yüzden kabul etmemiş. Ne yapacağız peki şimdi? Hastaneye gelip gidecek belli süre. Tetkiklerini tamamlayacağız. Daha sonra hiçbir şekilde üzülmemesi gerekiyor. Sakin bir şekilde hayatını sürdürmesi gerekiyor. Kalbi ani bir durumu kaldırmaz. Diyetine tam devam edecek. İlaçlı tedavi deneyeceğiz. Aksi bir durum olduğunda derhal cerrahi müdahale yapmamız gerekiyor. İlaçlarını yazdım. Ben çıkıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Çok korkuyorum. Yani bir şey olursa. Seher. Anneme hiçbir şey olmayacak. Bak annem çok güçlü biliyorsun. Tam böyle yüzünü güleceği zamanlardı. Üzüntüsü acısı hafifleyecekti. Bize seviniyordu. Torununa kavuşmuştu. Seher her şey bitmiş gibi konuşuyorsun, bir dur. Annem bundan sonra çok mutlu olacak. Hiç üzülmeyecek. Anneme bakayım. Annem. Canım. Gel. Gene ne anlatıyor o doktor size? Ne anlatacak işte. Zehra Hanım heyecan seviyor dedi. Kendini genç kız sanıyormuşsun. Ma yok canım. Hiç de öyle sanmıyorum. Ama oğlum. Söylüyorum artık ben size. Benim zamanım az. Anneciğim öyle söyleme ne olur. Allah korusun. Bundan sonra bambaşka bir Zehra olacak. Başka şansın yok. Öyle kavga, gürültü. Sakın. Tamam mı? Olmayacak. Tamam tamam biliyorum. Artık ben çok yoruldum oğlum. Vallahi gene iyi dayandı bu kalp bunca acıya. Buraya kadar anneciğim. Artık buraya kadar. Bundan sonra üzüntü yok. Lafı bile olmayacak. Kadir. Hazal gelsin biraz benle kalsın burada. Ay, ay. O benim canımın şenliği. Biraz da kırdım galiba onu. Oğlum benim artık bu yaştan sonra torunla birlikte olmaktan başka mutluluğum yok ki. O yanımda olunca ne derdim kalıyor, ne acım, ne üzüntüm. Oh, hepsi uçup gidiyor. Ha Kadir. Dur. Tamam. Tamam annem. Ararım gelsin. Ay yaşa. Sağ ol oğlum. Var mı şey ihtiyacın? Uyuyayım biraz. Tamam. Canım benim. Efendim? Hazal. Bak şimdi beni iyi dinle. Annem seni görmek istiyor. Ben de anneme gidiyordum konuşmak için ama ben ne diyeceğim ki Zehra Hanım'a?
Ben zaten bütün gerçekleri anlatacaktım ama şu an durumu iyi değil. Sağlığı iyi değil yani. O yüzden bu durumu biraz daha sürdürmemiz gerekiyor. Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Hazal, bak seni bir defa uyaracağım. Bu soyadı meselesini unut. Anneme sakın bundan bahsetme. Eğer o konuyu açarsa da sen kapatacaksın, tamam mı? Yok, zaten ben Karaca değilim ki. Evet, değilsin Hazal. Bak bu soyadı verme meselesi o kadar basit bir iş değil. İşin sonu abimle DNA eşleştirmesine kadar gider. O zaman ne olur biliyor musun? Yalan söylediğin ortaya çıkar. Sen annemin gönlünü hoş tut yeter. Bu kadarını da bize borçlusun herhalde, değil mi? Sana daha fazlasını borçluyum aslında. Bakarsın belki bir gün öderim. Gerek yok. Bu işler bittiğinde bir daha karşılaşmasak iyi olur. Sen akşam gelirsin, tamam mı? Ama vedalaşma üstünle başınla falan yani. Bu taktıklarınla falan, bu hayatla vedalaş o zaman. Anladın? Bir yanda Duru, bir yanda Melike, Aksoylar, Karacalar. Sen baldır çıplak kalacaksın ortada. Sen bu hayatta kime güvenebilirsin ki? Senin neyin var ki Hasan'a? Hiçbir şeyin yok. İyi akşamlar Melike. Kadir hoş geldin. Oo, burası da dağılmış. Gel otur. Ne yaptın, annenle konuşabildin mi? Yok, konuşamadım. Melike annem çok iyi değil. Nasıl? Kalbi. Doktor çok dikkat edin dedi. Ya. Hay Allah. Çok sağlıklı görünüyordu ama. Öyle. Öyle tabii de. Uzun zamandır çarpıntıları varmış. Bizden saklamış. O zaman Hazal'ı da anlatamadın. Maalesef. Zaten tek derdi Hazal. İlle de onu yanımda isterim diyor şimdi. Niye her şey böyle üst üste geliyor anlamıyorum. Sen bilmiyorsun tabii. Ne oldu? Cengiz'e bir şey mi oldu yoksa? Yok. Cengiz'e değil de. Necdet vardı ya hani. İyi. Kahvehanede kavga çıkmış. Bıçaklanmış. Hastaneye götürürken de ölmüş. Hay Allah'ım ya, hay Allah'ım. Of. Cengiz'den işi olmasın bu? Belki de adam başka şeyler de biliyordu. Sanmıyorum. Cengiz kendi kendine yetemiyor. Orada kaldı. Dışarıya mı eli kolu uzanacak? Doğru. Çay koymuştum, hazır olmuştur. Getireyim, içelim. Zahmet olmasın. Olmaz, olmaz. Babamı öldürmeye kalkıştın. Annemi mahvettin. Kim bilir gerçekleri bilsen bana neler yapardın. Sen de en az bizim kadar kötüsün Zehra. Ama ben sizin o denizlerinizde boğulmayacağım. Senin üstüne basıp karaya çıkacağım. Ay, ay, ay. Yaşamam anneciğim. Canım, canım, canım. Hoş geldin. Meleğim benim. Gel. Ay, hoş buldum. Ne oldu sana yine böyle ya? Ha? Ne oldu bak? Bak bu sinirler, bu kızgınlıklar, bunların hiçbirisi gerçekten sana yaramıyor yani babaanneciğim. Sen benim yanımda ol. Oh, ben başka hiçbir şey istemem. Canım benim ya.
Of, of ya. Ne oldu? Ya babaanne ben bıktım ama artık. Gerçekten bıktım, bunaldım yani. Bu gazeteciler benim asla peşimi bırakmıyorlar ya. Şu soyadı meselesi yüzünden. Sen hiç merak etme. Ben avukata çoktan talimat verdim bile. Yani babaanneciğim aslında ben düşündüm de yani istemiyorum. Çünkü ya babamın mezarının açılması falan gerekiyormuş. Yani benim gönlüm razı olmaz böyle, içim el vermez yani. Yattığı yerde rahat uyusun. Aa, ne olacak şimdi? Ben sözümü tutamayacak mıyım yani? Ya babaanneciğim bu öyle bir şey değil ki. Yani sonuçta ben gecekondu gibi bir evde büyüdüm. Kendimi hiçbir zaman Karaca olarak göremedim ki. Olur mu öyle şey? Karacasın sen. Babaanneciğim sen öyle görüyorsun ama. Yani Allah gecinden versin, Allah korusun yani. Yani sen gittikten sonra ya belki amcamla yengem beni istemeyecekler. Artık o Cengiz'le Hülya'nın da yanına gitmem ben. Annemle yaşarız işte. Hazal, sen benim biricik torunumsun. Bu ister bir yerde yazılı olsun, ister olmasın. Sen benim torunumsun. Anladın mı? Anladım ben seni babaanneciğim. Gayet iyi anladım. Sen yorma kendini daha fazla. Sen bir bana baksana bakayım. Sen kendini sahipsiz mi görüyorsun Hazal? Söyle bana. Yani babaanne, sonuçta annemle benim kimsemiz yok. Yani bu hayatta bir güvencemiz de yok baktığında. Annemin yaşadığı evi de gördün. Ya nasıl düşüneceğim ki başka? Senin güvencen benim. Yarın da gideceğiz. Bunu da sana ispat edeceğim. Nasıl? Babanın hakkı olan mirasımdaki payını senin üstüne yapacağım. Şirketten de artık sana kar payı yatıracaklar. Sonra evler, araziler, hakkın olan neyse hepsini alacaksın. Oy ama yok babaanneciğim yani ben bunu asla ve kat'a kabul edemem yani. Hani bu çok fazla. Edeceksin, edeceksin. Şimdi senin soyadın Karaca olsa ben öldükten sonra zaten hepsi senin olacak. Şimdiden olsun ne olacak? Canım babaannem benim ya. Oh, 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 bu torun kokusu. Ne tatlıymış. Biliyorum buraya gelmemi istemiyorsun ama. Evet. Senin yüzünden dosyamla ilgili hiçbir bilgi alamıyorum. Çünkü Yaman'ı arayamıyorum. Aramaya yüzüm yok. Kızmakta haklısın. Biliyorum. Ama ben buraya başka bir şey için geldim. Bu çok önemli. Ne oldu? Ne önemli? Hazal. İyi mi? Annenin yanında mı? Nerede? Şunlara baksana. Ne bunlar? Satış evrakları. Mallar, hisseler. Hazal annemin üstündeki birçok şeyi kendi üzerine almış. Ne? Ne diyorsun Kadir? Sorma ben de deliye döndüm. Anneme sordum evet dedi. Güvencem yok diye ağlamış. Annem de vermiş. Allah'ım aklımı kaçıracağım. Nasıl olur böyle bir şey? Bu dolandırıcılık resmen. Nasıl yapar böyle bir şey? Melike ben konuşursam çok kötü olacak. Sen önce konuşur musun onunla? Ne olur? Nerede o şimdi? Biliyor musun? Biliyorum.